İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen bombalı saldırıda 6 vatandaş hayatını kaybetti. 81 kişi de yaralandı. Hain saldırının ardından yakalanan terörist Ahlam Elbaşir, terör örgütü PKK üyesi olduğunu itiraf etti. Halk TV canlı yayınına katılan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan saldırıya ilişkin skandal ifadeler kullandı. Saldırıyı gerçekleştiren teröriste terörist denilmesi için elde delil olmadığını ileri süren Erozan'ın bu açıklamaları tepki topladı. Bu kadının terörist olarak tanımlanması için elde ne delil var bilmiyorum. Ama ben şu seçeneği de aklımızda tutalım demek durumundayım. O kadın elindeki paketin içinde ne olduğunu da bilmiyor olabilir. Yani sen bu paketi götür, yani bu şeyleri biliyorsunuz, bu telefon üzerinden yapılan dolandırıcılıkları. Torbayı götür, bilmem ne de ağacın altına bırak. Ondan sonra başkası geliyor alıyor. Yani burada çok daha derine gidecek bir araştırmanın yapılması lazım. Bugün çok daha sıcak olay maalesef. Yani bunun emniyet makamları ve adli makamlar tarafından soruşturmasının ayrıntısına girildiğinde karşımıza bambaşka bir resim de çıkabilir. Deva Partisi kurucularından Ahmet Faruk Ünsal da Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili konuştu. Ünsal, masa dışından Selahattin Demirtaş'ı Cumhurbaşkanı adayı göstermek isterdim dedi. Masa dışından da Selahattin Demirtaş, Sırrı Süreyya Önder ve bir başka Adıyaman'dı. Adıyaman'a iki aday yakışır.